sevgili Tire'den, sevgili Tire'lilerin coşkulu katılımıyla sürdürdüğümüz Halk Arenası canlı yayınından selamlar sevgiler. Ben konuklarımızı tekrar sizlere takdim ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Sayın Profesör Ali Koç. Attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan iletişim uzmanı Doktor Sedef Kabaş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışkan, gayretli milletvekillerinden Sayın Ali Özgündür. Sevgili seyirciler, şimdi son dakika gelişmelerini tekrar sizlere okuyorum. Belçika'dan, Verviers kentinden Cumhuriyet Halk Partisi Birlik Başkanı Sayın Zuhal Kayhan bildiriyor. Diyor ki Sayın Kayhan, 3 ölü var ve çok yaralı var Belçika'da yapılan operasyonda. Özellikle cihatçıların en fazla bulundukları yer bu Verviers kenti diyor. Bugün ayrıca Başbakan Davutoğlu'nun gelişini Belçikalılar protesto ettiler. Şu anda ben olay yerindeyim. Burada fazla sayıda Türk yaşamıyor. Daha çok Faslı ve Çeçenlerin oturduğu semtlerde operasyon var ama Belçika genelinde operasyonların devam ettiğini bildiriyor Sayın Kayhan. 3 ölü var ve çok sayıda yaralı var. Ajanslar bu gelişmeyi Belçika'nın Charlie Hebdo'su önlendi şeklinde duyuruyorlar. Ayrıca bu arada İngiliz Times gazetesine konuşan bir IŞİD teröristi Türkiye'de cezaevinde kaldıklarını ama cezaevinde kaldıkları sürede interneti rahatlıkla kullandıklarını, arkadaşlarıyla haberleşebildiklerini, iletişimlerini sürdürdüklerini ve cezaevinde pizza bile yediklerini açıklamış. Bu arada Paris'teki market katliamının ölü sanıklarından Koulibaly adlı IŞİD'li terörist de silahı bir Türk arkadaşından aldığını söylemiş. Bunlar tabii fevkalade üzücü, sizlere duyururken bile yüreğimizi sızlatan ve Türkiye aleyhinde ne yazık ki bir yığın olumsuz propagandaya veya istismara yol açabilecek son derece üzücü gelişmeler. Ve Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, BBC de biraz önce Sayın Kabaş söyledi, bir haber geçmiş. Türkiye'de Facebook ve Twitter yayınları her an durdurulabilir demiş. Dileriz ki bu da spekülasyondur. Zaten cendere için alınan basın özgürlüğü, iletişim özgürlüğü bu şekilde biraz daha sıkıştırılmaz. Çünkü her sıkıştırmanın o sıkıştırılan kapta yarattığı bir patlama noktası vardır. Dileriz böyle gelişmeler Türkiye'mizde hiçbir zaman yaşanmaz. Hocam ben kişisel olarak itikadım gereği Hazreti Peygamber'in tasvir edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Ama bu karikatürden sonra yaşanan gelişmeler ve Türkiye'ye yansımaları basın özgürlüğünün kısıtlanmasına, basın özgürlüğünün neredeyse yok edilme noktasına getirilmesine, örneğin gazete taşıyan kamyonların durdurularak aranmasına ve bunların yargı kararı olmaksızın yapılmasına da açıkçası endişeyle bakıyorum. Nereye gidiyoruz diye bir soru sadece benim değil, burada bulunan bütün yurttaşların zihnini kurcalıyor şu anda. Evet, nereye gidiyoruz hocam? Evet sevgili Uğur Dündar, çok önemli bir soru sordu. Öncelikle geçen hafta Bornova'da bir soru üzerine söylediğim bir bölümü hassas olduğu için tekrar etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, siyaset
iknaya dayanan bir eylemdir. Yani sizin gibi düşünmeyeni düşüncelerinizi anlatarak ikna etmeniz mümkündür. Veya mümkün değildir, düşüncesini değiştirmez. Ama o yol, o şans vardır siyasette. Ama inançlar, din, iknaya dayalı bir olay değildir. Özel bir alandır. Herkesin inancına bir kere saygılı olması gerekir. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Herkes inancında da özgür olmalı. İnancını istediği gibi yerine getirmeli. Laik devlette ona inancını özgürce yapacağı ortamı sağlamalıdır. Şimdi Hazreti Muhammed'in, Peygamber Efendimiz'in tasvir edilmesi İslam inancına göre uygun bir yol değildir. Diğer dinlerde tasvirler yapılabilir, resimler, ikonalar yapılabilir. Bunları hepimiz biliyoruz. Ama Müslümanlıkta böyle bir olay yaralayıcı bir olaydır. Bunu hep beraber kabul etmek zorundayız. Onun için saygı dediğimiz zaman farklı düşünenler olabilir. Ama bu konuda siyasetle din konusunu karşılaştırdım. Dinde ikna ederek bir yere gitmek mümkün değildir. Ona saygılı olmak herkes zorundadır. Şimdi basın özgürlüğü boyutunda olaya yaklaşacak olursak, tabii ki basının halkı bilgilendirme görevi hiçbir şekilde engellenmemeli. Bunda hiç şüphe yok. Eğer bu bir takım gerekçeler ileri sürülerek devlet eliyle yapılıyor ise, bu konu dışında da Türkiye'de biliyorsunuz birçok alanda bu konunun dışında da bu yönde girişimler var. Tabii ki bunlara karşı ifade özgürlüğü bakımından, basın özgürlüğü bakımından hep beraber karşı çıkmak zorundayız. Ama dediğim konunun hassasiyetini de sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu konu bir tek Charlie Hebdo olayından kaynaklanmadı biliyorsunuz. Yani 1990'lara biraz gidelim. Sovyetler Birliği'nin o zamanki Afganistan işgalinden sonra orada mukavemet gücü olarak konuşlanan mücahitlere Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin desteği hatırlıyorsunuz. Yani orada radikal bir yapı tohumu atıldı. Belli bir süre kullanıldı. Daha sonra Sovyetler çekildikten sonra Pakistan'la Afganistan arasında Peşaver dediğimiz özel bir bölge bu Taliban militanlarının egemenliğinde kaldı. Daha sonra 2001 olayları, meşhur kule olayı, yani El-Kaide'nin dünyayı tehdit eden bir terör örgütü olarak eylemlere girişmesi, Peşaver'e dönük ki daha Irak'tan önce biliyorsunuz Afganistan harekatı yapıldı. Şimdi Büyük Orta Doğu Projesi, Arap Baharı, ne baharı, kış oldu yanı başımızda. Hep beraber görüyoruz yaşananları. Bu plan içerisinde bizimkilerin belki de danışıklı, dövüşüklü ortaklıkları sayesinde geldi Peşaver, Pakistan'la Afganistan arasında tarif ettiğim Peşaver, Türkiye'nin güneyinde Suriye ile Irak'ın orasına yanlış politikalarımız yüzünden yerleştirildi. Şimdi kalksın bir kişi bunu bana anlatsın. BOP'undan gireriz. Yakın tarihinden çıkarız. Uluslararası ilişkilerinden gireriz. ABD'nin ve belli enerji kaynakları üzerindeki politikalarından da gireriz. Bunların nasıl çanak tutularak bu bölgede konuşlandırıldıkları ve ondan sonra nasıl kontrolden çıktıkları, bizimkilerin bir ihvan kardeşliği, siyasi yol arkadaşlığından başlayarak bu radikal unsurlara 3 gün önce kardeşim dediğini 3 gün sonra kurşuna dizecek kadar düşman olduklarını hatırlıyorsunuz. Kaddafi'den tutun Esad'a, eski Esad, yeni Esed biliyorsunuz. Bütün bu süreçlerde Allah aşkına bizi izleyen tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne,
daha önceki Sayın Genel Başkanı da, şimdiki Sayın Genel Başkanı da, milletvekillerimiz de, grup başkan vekillerimiz de, dış ilişkilerden sorumlu olan genel başkan yardımcılarımız da, bir 6 ayda ben yürüttüm o görevi. Doktorlar biliyorsunuz her işi yapıyor doktorluktan başka. Parti sözcüsü olarak ben de, diğer arkadaşlarım, şunu hep söyledik bakın. Bu radikal örgütlerle al takke ver külah ilişkilere girerseniz terörü Türkiye'ye ithal eden bir noktaya getirirsiniz dedik. Silah verdiniz mi bunlara? Verdiniz. Davet ettiniz mi dünyanın dört bir tarafından bu sapkınları? Ettiniz veya etmediniz ama geldiler, konuk ettiniz. Sınırlardan gelip geçmelerine müsaade ettiniz mi? Göz yumdunuz mu? Hocam, yumdunuz. Bakın, çok özür dilerim. Rica ederim. Unutmayın sözünüzü. Gelen bir mesajı okuyorum Belçika'dan. Metroda silahlı iki kişi yolculara ateş ediyor. Polis de 101 cihatçının Suriye'den dönüş yaptığını tespit ediyor. Dinlemeler sonucunda operasyon başladığında bu kişiler bomba atarak karşılık veriyorlar. Ve bu arada 3 kişi hayatını kaybediyor. Çok sayıda yaralı var ve operasyonlar ülke genelinde, Belçika genelinde devam ediyor. Şimdi onun için sizin söylediklerinize bir katkı olsun. Şimdi o süreci anlatıyorum. Yani bunlar yaralandı, tedavi ettirdiniz. Eğitim verdiniz, donattınız, kolladınız. Tırlar. O yasak da oradan geldi. Ne vardı o tırlarda? Niye çekiniyorsunuz? Niye yayın yasağı getiriyorsunuz? Silah. Niye getiriyorsunuz kardeşim? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi. Irak'taki Türkmen kardeşlerimize de. Ezilen, sürülen ezidilere de. Kobani'den Türkiye'ye kaçan masum insanlara da. Tırlar dolusu Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri gazetecilerin eşliğinde açık yardım götürdü. Sen niye saklıyorsun battaniye götürüyorsan, çocuk maması götürüyorsan, gıda malzemesi götürüyorsan? Niye saklıyorsun? Burada belgeler var. Neyi saklıyorsun? Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan var. Biliyorsunuz komşunuz Aydın Milletvekili. Bunu açıkladı. Savcının belgelerini açıkladı, fezlekelerini açıkladı. Saç kaplar içerisinde mühimmatlar MİT elemanlarının nezaretinde götürülürken yakalanıyor. Filme alınıyor. Her şey var. Bana maval okuma. Bana maval okuma. Yani efendim biz Bayır Türkmenlerine gıda götürüyorduk. Geç bunları. Yani orada siz bu belanın büyümesinin en temel desteğini verdiniz. Türkmenler ayrıca ellerine silah geçmediğini, ifade ettiler. Tabii tabii. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ben bizi izleyen AKP'ye oy vermiş, inanarak oy vermiş değerli yurttaşlarımız, onlara da seslenmek istiyorum. Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Bu belayı biz büyüttük. Biz derken Türkiye'yi yönetenler yapmayın dedik. Ve kafalarında çünkü mezhep temelli bir politika var. Acıdır. Biz herkesi bir gören kulun, insanın en değerli varlık olduğuna inanan ortak bir inançtan geliyoruz. Ama siz benim inancım, onun inancı, onun mezhebi, bunun mezhebi. Bu şekilde yaklaştınız. Küçücük küçücük 14 yaşındaki bir sabiyenin annesini, erkeğini meydan meydan yuhalattınız. Antılı politikadan vazgeçin dedi. Belayı orada büyütür, Türkiye'ye ithal edersiniz dedik. Bakın Rize'den bir baba Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arıyor. Çocuğum Suriye'de öldü diyor. Nasıl müsaade ediyor bu devlet o sınırdan gitmesine diyor. Bugün Bingöl'de, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Adıyaman'da birçok Kürt genç, Kürt kökenli gencimiz, birçok Türk gencimiz sınırdan geçiyorlar. Ne akla hizmetse bu güruhların içine katılıyorlar.
yurt dışından gelenler Türkiye'yi zaten yol geçen anına çevirmiş. Bunlar bilinmiyor mu? Değerli hükümet üyeleri, sen benim internetimi yasaklayacaksın, Facebook'u yasaklayacaksın, Twitter'ı yasaklayacaksın. Bunlar dünyanın önünde oldu. Ne dedi Angela Merkel? Efendim, Alman istihbarat örgütleri Türkiye dinliyormuş diye sordular. Çok sakin, kendinden emin. Evet, dinliyoruz dedi. Kendi güvenliğimiz için dinliyoruz dedi. Bunlara tanık oldu Türkiye. Onun için dış politika bir şekilde iktidara gelen bir siyasi grubun kendi hırsları, saplantıları, kendi beklentilerine göre kurulacak bir politika değildir. Dış politika ülkenin ulusal çıkarlarına göre kurulur, milli bir politikadır ve sadece iktidar partisi tarafından değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bütün partiler tarafından ülke yararlı. Altındayız. Sayın Başbakan'ın Paris'te yürüyüşte muhatapları tarafından uğradığı davranış ekranlara yansıdı. Yani hafif gelmeseydin de olurdu tarzından, değil mi? İfadelerle karşılandı. Çünkü samimi değiliz. Samimi değiliz bu konuda. En büyük bugün ve yarın Türkiye'yi de, Sultanahmet'te şehit verdiğimiz polisimizi öldüren canlı bombanın bu kaynaklı bir Dağıstanlı kadın olduğu açıklandı. Biliyorsunuz, cilve gözüyle bomba patladı, uyanmadılar. Reyhanlı'da bombalar patladı, efendim CHP Esat'a gitti, fotoğraf çektirdi, o yüzden oldu dediler utanmadan. Sonra çıktı hepsi mahkemede. Gaziantep'te bomba patladı, bir sürü masum öldü, ayılmadılar. Sultanahmet'te bomba patladı. CHP bunu insan hakları şeyinde göstermiş. DHKPC'li sanki bir ilgisi var CHP'nin terör örgütüyle. Ertesi gün hemen yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Biliyorsunuz bu kanaldan bir kadın militan çıktı. Büyüttünüz, eğittiniz, silah verdiniz. Hem Türkiye'nin başına hem dünyanın başına bu belayı sardınız. Bu herkes tarafından biliniyor. Nasıl toparlayacağız? Türkiye bir an önce kendi çıkarlarına dönük. Efendim siz Esatçısınız. Ne ilgimiz var bizim Esat'la ya? Ne ilgimiz var? Biz Suriye'de yaşayan Arap, Türkmen, Kürt, Yezidi hangi etnik kökenden, hangi inançtan, Hristiyan kim varsa demokratik, laik bir sistemde kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı Türkiye gibi olmalarını istiyoruz. Reklam arası diyen bayan milletvekili. Reklam arasında bak bunlar oynuyor. Reklam arasında bunlar oynuyor. Onun için asıl film Cumhuriyet'tir. O Cumhuriyet'te Atatürk'ün bize bıraktığı ilkelerle sonuna kadar yaşatılacaktır. Çok değerli bir dostumuzdan mesaj var. Kendisi İslam araştırmaları ve ilahiyat konularında kitapları olan benim dikkatle ve ilgiyle izlediğim Sayın Eren Erdem. Diyor ki, Hazreti Peygamber'in mirasının adeta tüketildiği, İslam dininin ruhunun katledildiği, Emevi aklının iktidar olduğu ve yetim hakkıyla dikilen saraylarda boy gösterilen bir ülkede Charlie Hebdo üzerinden iman kurtarmak İslam'ın deyimiyle riyakarlıktır. Devam ediyor. Hem de İslam tarihinin en çirkin ve ahlak dışı provokasyonudur. İnsanı yaşatma dini olan İslam adına öldürenler,
ve öldürenlere destek verenler Allah'ın gazabına duçar olacaklardır. Kıymetli konuklarınızı ve Tirelileri en derin saygılarımla selamlarım. Sayın Karaş'ın bu konuda söyleyecekleri olabilir. Şimdi öncelikle şunu ekleyelim. Burada bulunurken hep bana soruldu. Girerken de soruldu, Twitter'larda da soruldu, hep soruldu. Bunun da yanıtını verme sözü verdim. Onunla devam etmek istiyorum öncelikle. Daha sonra Haluk Bey'in yorumlarına bir eski MİT elemanının itiraflarıyla aslında destek vereceğim. Ve sonra da bu katliamla ilgili görüşlerimi kısaca söyleyeceğim. Şimdi hep dediler ki bana, sen kimsin? Arkanda kim var? Hangi gruba üyesin? Hangi grubun, partinin sayesinde böyle konuşabiliyorsun? Açıkla. Ah, ben de soracaktım. Hangi devlet adına çalışıyorsunuz? Evet. Bu süreçte bana en çok sorulan soruydu. Ben şöyle söyleyeyim. Tüm bu sorular aslında maalesef bireyin nasıl hiçleştirildiğinin göstergesi. Yani biz bir birey olarak, bir vatandaş olarak arkamızda bir örgüt, bir grup, bir parti, bir camia, bir cemaat, bir holding, bir amblem olmadan sanki özgürce düşüncemizi, fikrimizi ifade edemeyiz. Edebiliriz. Benim arkamda ne bir parti var, ben bir CHP üyesi değilim, hiçbir bağlantım yok. Ben MHP üyesi değilim, bir bağlantım yok. Takdir ederseniz ki bir AKP üyesi de değilim, bir bağlantım yok. Bazıları hayal kırıklığına uğrayabilir ama bir cemaat üyesi de değilim. Bir bağlantım yok. Arkamda bir holding, bir grup yok. Hatta şu anda bir televizyon, bir medya kuruluşu, bir gazetede yok benim arkamda. Ben sadece ve sadece Sedef Kabaş'ım. Yani bir vatandaş. Ve bu gücü nereden alıyorum? Aslında sizlerin gücünüzü aldığınız yerden, vicdanımdan alıyorum. Hepsi bu kadar. Yani doğruyu söylemek, dürüst olmak, şeffaf olmak, adil olmaya çalışmak bu kadar mı zor? Bu kadar mı zor? Dolayısıyla lütfen kendimize de ve lütfen vatandaşlara da güvenelim. Yani vatandaş varsa bütün partiler var, vatandaş varsa o holdingler var, vatandaş varsa o cemaatler, camialar var. Eğer vatandaş yoksa kendine güvenen, aklına güvenen, özgür iradesine güvenen vatandaş yoksa zaten ne onlar var ne de güçlü devlet var. Dolayısıyla devletin gücü vatandaşın kendine duyduğu güçten gelir. Önce bunu açıklık getirmek istedim. Şimdi katılıyorum. Adeta sınırlarımızın istedikleri gibi gelip girdikleri bir turist merkezine dönüşmesi konusuna. Şimdi bugünkü bir haber, eski MİT elemanı Önder Sığırcıklıoğlu'nun bir itirafı. Kısaca şöyle diyor, Suriye'deki rejimin yıkılması için binlerce katilin, cihatçının
uçaklarla Hatay'a taşındığını ve buradan da Yayla Dağı ve Reyhanlı üzerinden Suriye'ye yeni katliamlar için sokulduğunu söylüyor ve kendisi ben bunları her gün yaşıyordum. Pasaportsuz, nereden ve nasıl geldiği belli olmayan binlerce kişi yasa dışı yollardan Türkiye'ye getiriliyor ve ardından Suriye sınırlarından geçişleri sağlanıyordu. Bunların bir kısmını gördüm, bir kısmını ise yaşadım. Güvenlik sağlamak için kurulmuş bir kurum, bir başka ülkenin güvenliğini bozmak için çalışıyordu. İskenderun Limanı'na gemilerle gelen silahlar, burada konteynerlara yüklenerek tırlarla Reyhanlı'ya taşınıyordu. Bunların geçişleri sağlanıyordu. Bu yaptığı bir açıklama. Şimdi bu Türkiye için bir tehlike değil. Aslında dünyanın pek çok yerinde bu tür tehlikeler var. Terör sadece Türkiye'nin karşılaştığı ve savaştığı bir problem değil. Dünyaya bakarsanız önümüzdeki yıllarda bütün dünyanın en büyük problemi terör. Olmaya da devam edecek. O yüzden ben iki gün önce yanılmıyorsam Ali Bardakoğlu'nun, eski Diyanet İşleri Başkanımızın Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda şu sözünü gerçekten vurgulamak istiyorum. Diyor ki, İslam dünyasının değişik bölgelerinde verilen dini eğitimin, İslam adına üretilen dini bilginin nefreti ve şiddeti besleyip beslemediğini soğukkanlı bir şekilde araştırmamız ve buna dikkat etmemiz lazım. Bunu araştırmadığımız sürece maalesef ve maalesef İslam terörü besleyen en güçlü kaynaklardan biri haline gelmeye aday. O yüzden eğer biz bu ülkede İslamiyet'ten, Müslümanlıktan bahsediyorsak, terörden, şiddetten asla ve asla medet ummayacağız. O yüzden de ben Sayın Davutoğlu'nun açıkçası Fransa'ya gidip bu yürüyüşe katılmasını takdirle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti adına gidip oradaki birçok başka devlet başkanıyla, başbakanıyla bu protesto yürüyüşüne destek vermesine alkış tutuyorum. Çünkü devlet adamlığı bunu gerektirir. Ama aynı Sayın Davutoğlu'nun buraya döndükten sonra yaptığı açıklamaların oradaki yürüyüşte aslında verdiği mesajla bir paralellik arz etmediğini görüyorum. Ve buna da yine bir vatandaş olarak üzülüyorum. Yani Davutoğlu meydanı İsrail'e bırakmadık deme ihtiyacı hissediyor. Mesele İsrail değil ki. Değil. Ya da Sayın Cumhurbaşkanımız Netanyahu hangi yüzle oraya gidiyor diye soruyor. Mesele yine Netanyahu değil, İsrail değil. İsrail'in velev ki kötü örnek olması bizim için iyi örnek olamaz ki. Suriye misal hiçbir zaman iyi bir misal, yani örnek değildir. Dolayısıyla eğer oraya gidiyorsak gerçekten Türkiye'nin teröre karşı olduğunu, her türlü şiddete karşı olduğunu göstermek için olmalıyız. Yani orada bir vitrin gibi göstermelik bir yürüyüş yapıyorsak o zaman bu yine ülke itibarımızı zedeleyecek bir davranıştan ibaret hale gelir ki şimdi aslında yine dünya medyasında Türkiye'nin bu tavrı konuşuluyor. Yani biz dünya medyasında yine bu şekilde haber oluyoruz. Yine Sayın Sedef Hanım bakın, şimdi Sayın Başbakan tabii ki düşünceye, düşünce özgürlüğüne saygı yürüyüşüne katıldı. Ama oradan döner dönmez yaptığı açıklamalar düşünce özgürlüğüne saygıyla asla bağdaşmayacak konuşmalardı, açıklamalardı. Nitekim hemen akabinde Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla bir manken kızımız sizin gibi savcılık tarafından sorguya alındı. Dünya Türkiye'de Twitter'ın ve Facebook'un kapatılabileceğinden söz ediyor ve bana da sürekli olarak sosyal medyadan
Halk TV'nin yayınları kesintiye uğruyor. Acaba bir sabotaj mı yapılıyor şeklinde mesajlar geliyor. Ben Ankara'daki arkadaşlarıma soruyorum. Yayınımızda sizin beklemediğiniz kesintiler mi oluyor? Nedir bunun sebebi? O konuda bana bir mesaj geçer misiniz Ankara'daki arkadaşlarımız? Çünkü artık insanın hakkına her türlü olasılık maalesef gelebiliyor ve takipçilerimiz, izleyicilerimiz bundan dolayı endişeliler. Şimdi bu kesmelerle, yasaklarla, yani yasaklar, keser, YouTube'a koyarsınız oradan izler, yurt dışından link alır oradan izler. Yani son, yine bir gazeteci olarak son 4 yılda yayın yasağı getiriliyor biliyorsunuz. Kaç olaya yayın yasağı getirilmiş diye bir baktım son 4 yılda. Bir tahmin yapmak ister misiniz? 30. 149. Yani bunun içinde Deniz Feneri davası da var. Musa Anter davası var. JITEM listesi var. Şike soruşturması var. Reyhanlı var. MİT'e ait olduğu öne sürülen tırlar var. Bingöl suikasti, Yüksekova, Uludere, IŞİD'in Musul Başkonsolosluğunu basması, Bingöl saldırısı, Yüksekova saldırısı, son olarak yolsuzluk soruşturmaları... 149 olaya yayın yasağı getiriliyor. Bir de tabii gezi olayları var. Kimi kanallar kendi kendine yayın yasağı koydular. O da ayrı. Yani bu yasakla, yayın kesmeyle bugünün dünyasında gerçekleri örtbas etmek mümkün değil. Beyhude bir çaba. Mesela Avrupa Parlamentosu'nun gene çok yakın bir kararı oldu. Bu gazetecileri susturma, hapsetme, soruşturma, gözaltına alma. 11'e karşı 551 oyla gazetecilerin gözaltına alınması ve bu tür muamelelere maruz kalmasına karşı kınama kararı çıktı Avrupa Parlamentosu'ndan. Şimdi son olarak bu katliamlarla ilgili çok önemli bir mevkiye sahip olan ve bu mevkisine paralel ciddi bir sorumluluğa da sahip olduğuna inandığım Diyanet Başkanımızın bu açıklamasını da düşündürücü buldum ve bunu tweetledim de açıkçası. Sadece 12 kişiye karşı düzenlenen bir cinayet açıklaması. Yani sadece 12 kişi. Hani 15 kişi olmuş şimdi. Hani kaç kişi olması lazım? Yani bu bir cinayet mi yoksa bir katliam mı, vahşet mi? Kaldı ki bu tür açıklamaları biz Batı'ya değil, kendimize yapacağız. Müslümanlara yapacağız. İslam dünyasına yapacağız. Niye biliyor musunuz? Çünkü veriler bunu gösteriyor. Bakın, www, herkes girip bakabilir. themuslimissue.wordpress.com. Bu site dünyadaki bütün Müslümanlarla ilgili veri toplayan, dünyadaki bütün İslam dünyasındaki olayları yayınlayan sitelerden bir tanesi. Şimdi Diyanet Başkanımızın dediği gibi 12 milyon Müslüman öldürdü diyor ya, doğrudur. 1948 yılından beri 11 milyon Müslüman öldürülmüş. Ama ilginç olan şu. Maalesef ilginç olan şu, %90'ı Müslümanlar tarafından öldürülmüş. Dolayısıyla gerçek Müslümanlık nedir, ne değildir? Biz bunu konuşmalıyız. Bu öz eleştiriyi yapmalıyız. Soğukkanlı bir şekilde dinimizi de, ritüellerimizi de, inançlarımızı da tartışabilmeliyiz. Bakın, İlahiyat Fakültesinden felsefe derslerini kaldıran maalesef bu hükümet. Yani eğer gerçekten dindarsanız nasıl din felsefesini ilahiyat fakültelerinden kaldırırsınız? Din sana ezberle demiyor ki. Oku diyor. Anla diyor. Anla, ondan sonra inan diyor. Yani anlamadan oku, dogmatik inan demiyor.
Dolayısıyla ben Sayın Bardakoğlu'nun sözlerine tekrar söylüyorum, katılıyorum. Serin kanlı bir şekilde bu değerleri, evet, sahip olacağız ama Müslümanlık, İslam, vahşete, terörizme, hınç almaya, intikam almaya araç hale getiriliyorsa bunu da eleştireceğiz. Bunları alkış tutmayacağız. Çünkü İslamiyet gibi birçok dinin özünde iyi insan olmak var. Çok teşekkürler. İyi insan olmak var. Şimdi yine bir son dakika bilgisi. Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde yine protesto gösterileri devam ediyor. Bu arada ben isimlerini vererek bir kez daha kendilerinin hedef olmalarını asla istemem. Ama bazı meslektaşlarımıza, Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan meslektaşlarımıza yığınla ölüm tehdidi geldiğine dair yine sosyal medya, internet sitelerinde haberler var şu anda. Örneğin Oda TV gibi saygın bir internet sitesinde haberler var. Bugün Sözcü Gazetesi'nin değerli köşe yazarlarından Emin Çöleşan dostumuz da bu germe ve insanları din üzerinden ayrıştırma ve Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir din devleti haline getirme çabalarının çok tehlikeli sonuçlar verebileceğini, bu durumdan vazife çıkartan bazı kişilerin suikastler düzenleyebileceklerini ve bunun sorumlusunun da doğrudan doğruya ülkede bu atmosferi yaratanlar olduğunu, yani iktidar olacağına yönelik bir uyarı yazısı kaleme almış. Ben bunun son derece önemsenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü geçmişte biz değerlerimizi böyle suikastler sonucunda kaybettik. Herkes aklını başına almalı. Durum gerçekten çok tehlikeli bir çizgiye doğru gidiyor. Bu halkı şunlar veya bunlar şeklinde bölmeye ve bu topraklarda barış ve huzur içinde yaşamış olan bu çok güzel insanları, bu harikulade ülkeyi kardeş kavgasının yaşanabileceği, insanların birbirine boğazlayabileceği ve bunun da iktidarda kalabilme amacıyla tezgahlandığı korkunç bir oyuna sahne etmesinler. Çok vahimdir gidişat. Bunu 50 yıllık bir yayıncı olarak bütün kalbimle söylüyorum ve çok ciddi bir şekilde uyarıyorum. Bir meslektaşımızın canına halel gelirse bu vebalin altından kalkamazsınız. Bu vebalin altından kalkamazsınız. Onun için itidal, onun için sağduyu, onun için barış, onun için sevgi ve kardeşlik. Ülkeyi yönetenler, ülkedeki ayrışmanın birinci derecede sorumlusudurlar. Ülkede tezahür eden, yaşanan bu tür olayların birinci derecede sorumlusudurlar. Sayın Özgündüz, buyurun efendim, siz de. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii sorumluluk makamında olan insanların, kişilerin bu kritik süreçte çok dikkatli olması lazım. Ağzından çıkacak söze, davranışa çok dikkat etmesi lazım. Gerçekten, ama gerçekten kritik bir süreçten geçiyoruz ne yazık ki. Fransa'daki saldırıdan sonra hükümet yetkilileri buna benzer saldırılar ülkemizde de olabilir dediler. Bu gerçekten endişe verici. Buraya kim getirdi derseniz en büyük sorumluluk şu andaki siyasi iktidarındır, AKP'nindir. Sayın Parti Sözcümüz, Genel Başkan Yardımcımız söyledi. Biz geçmişten beri, yani Suriye'den önce, Suriye'deki karışıktan önce, Irak'taki savaş döneminden beri, geçmiş Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal döneminden beri, daha sonra Sayın Genel Başkanımız şimdiki Kılıçdaroğlu ile birlikte, bütün partimizin tüm yetkilileri, herkes bu konuya dikkat çekti. Yapmayın, etmeyin.
Özellikle Suriye'de taşlar yerinden oynarsa, bölgede taşlar yerinden oynar. Ve bundan en çok Türkiye zarar görür dedik. Ve geldiğimiz noktada bu. Ne yazık ki. Yani Fransa'da belki birileri ölüyor ancak onun da bağlantıları, lojistik desteği anlaşılıyor ki ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, Türk vatandaşları ve Türkiye üzerinden bazı destekler. Şimdi bu bizim önümüzdeki süreçte ülkemizi, dolayısıyla hepimizi, geleceğimizi sıkıntıya sokan bir olaydır. Bu AKP belasından bu ülke kurtulacaktır elbette. Ancak bunların ektikleri bu tohumlardan çıkan bitkiler yine bizi ve geleceğimizi etkileyeceklerdir. Şimdi arkadaşlar, Reyhanlı patlaması oldu biliyorsunuz. 52 yurttaşımız katledildi. Ülkenin başbakanı, sorumluluk makamında olan bir adam çıktı toplumu mezhepsel anlamda bölerek dedi ki 52 Sünni yurttaşımız öldü. Ki yalan söylüyordu. Orada Alevi yurttaşlar da ölmüştü. Bomba, terör örgütü, efendim bomba patladığı zaman oradan Sünni mi, Alevi mi, ateist mi, gayrimüslim mi, kim geçecek bunu bilemez ki. Terör adı üstünde terör. Masum sivillere karşı yapılan saldırı terördür. Ve lanetlemek gerekirken ülkenin başbakanı bunu bile getirdi mezhebe. Dayadı ne yazık ki. Biz olaydan sonra Sayın Genel Başkanımız, eski Cumhuriyet Savcısı milletvekili olarak ben, İlhan Cihaner, Ömer Suha Aldan'ı görevlendirdi. Biz oraya gittik. Yetkililerle görüştük. Soruşturma dosyasına baktık. Yetkililerin, kaymakamın, savcının, emniyet yetkililerinin söylediğine göre ikinci patlamada özellikle en az bir ton patlayıcı madde kullanmış, plastik patlayıcı madde. Ve sokağa vakumlamıştı. Logarları, logar kapaklarını açmıştı. Ve bir ceset logardan çıkarıldı biliyorsunuz. Profesyonel bir eylem. Efendim Esad niye yapsın bunu? Aptal mı? Yani tam da Türkiye'nin saldırısını isteyen güçlerin işine gelecek bir eylem. Ve nitekim sonradan çıktı. Kim üstlendi? Nusra, El Nusra. Daha sonra IŞİD'e dönüşen örgüt. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi, Agit büyükelçimiz, Tarcan İldem dedi ki bunu IŞİD yaptı. Yani El Nusra yaptı. El Nusra yaptı. IŞİD denilen dünyanın 40'tan fazla ülkesinden gelen sapkın, ağır suçlu, affınıza sığınırım, it, kopuk, uyuşturucu müptelası, sapkın insanlar, gözü dönmüş katiller. Ne yazık ki ülkem üzerinden Suriye'ye gönderiliyor, Irak'a gönderiliyor. Musul'u IŞİD işgal ettiğinde ilk tebrik eden kim oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Tarık Haşimi. Tarık Haşimi nerede şu anda? Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bende misafir. AKP'li belediyenin İstanbul'daki misafirhanesinde kalıyor. AKP'nin yandaş iş adamının yaptığı binada ofisi var. Söylemiyorum, yarın başına bir iş gelirse CHP'li milletvekili hedef gösterdi derler. Tarık Haşimi. Diğer bir başka Özgür Suriye Ordusu'nun komutanı denilen kişi Cemal Maruf nerede? Türkiye. 14 bin silahlı adamla girdiği söyleniyor. Ben bugün bir soru önergesi verdim İçişleri Bakanı'na. Dedim ki bazı yerlerden bana gelen ihbarlara göre önümüzdeki süreçte Gezi benzeri toplumsal olaylar başlarsa buna karşı AKP iktidarı sivil, yani emniyet mensubu asker olmayan sivil bazı milis güçleri kullanmayı planlıyor gibi bir duyum aldık. Böyle bir planınız var mı? Böyle bir hazırlığınız var mı? Korkunç bir şey. Tabii ki bu bir bela. Sayın Dündar, başka bir şey söyleyeyim size. Şu anda hükümet yetkilileri suç işliyor. Türk Ceza Kanunu'na göre. Türk Ceza Kanunu'nun 304. maddesi diyor ki devlete karşı savaşa tahrik suçu. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden kişi 3 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası. Yani siz yarın
Suriye ya da Irak. Kardeşim tahrik ettim, bastım, savaş açıyorum. Senin hasmane tutumun nedeniyle bunu yaparsa bu hapis cezası. Bir başka şey daha vahimi, yabancı devlet aleyhine asker toplamak. 306. madde. Türkiye devletini savaş tehlikesiyle karşı karşıya koyacak şekilde yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane tutumda bulunan kimseye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer fiil savaş meydana getirirse faile müebbet hapis cezası verilir. Şu anda Türk Ceza Kanunu. Benim kanunum. Şu anda AKP hükümetinin yaptığı bu suç. Yarın bunların hesabı sorulur. 15 yıla kadar da zaman aşımı var bu suçlarda. Bunlar çocuk oyuncağı değil. Efendim MİT tırlarını durdurdun. Tamam durdurdun. Burada durdurdun. Efendim devreye girdin. Kanuna aykırı olarak. Orada Cumhuriyet Savcısının durdurması meşruydu. Onu da söyleyeyim. O nedenle sonra da MİT kanunu değiştirdiler. MİT kanunda diyor ki MİT görevlileri bir suç işlerse bununla ilgili soruşturma yapmak için başbakanın iznine tabidir. İzni gerekiyor. Çok güzel. Yani suç işlendiğinin önce bir tespit edilmesi lazım. Bir ihbar geliyor arkadaşlar. MİT tırları niye durduruldu onu söyleyeyim size. Cumhuriyet Savcısına bir ihbar geliyor. Diyor ki bu plakalı tır silah yüklü olarak terör örgütlerine silah taşıyor. Ben çeyrek asır savcılık yaptım. Bana bu ihbar geldiği anda ben o ihbarın gereğini yapmak zorundayım. Yani emniyete veya jandarmaya duruma göre havale edeceğim, gereğini yap kardeşim. Yapmazsam görevimi ihmal etmiş olurum. Çünkü kime gidiyor ve kim götürüyor bilmiyorum. İhbar böyle. Savcı durduruyor emniyette jandarmayla. Bir kişi diyor ki ben MİT görevlisiyim. Çok güzel olabilirsin. Ne var burada kardeşim? Efendim sizi ilgilendirmez, açamazsınız. Hayır açarım. Açılıyor, bakılıyor. Sayın Genel Başkan Yardımcımız da söylediği gibi roketler, füze başlıkları var. Bunları ben tespit ederim, gönderirim başbakana. İzin verip vermemek başbakanın takdirine bağlı. Ama delilleri toplamak benim yetkimdir. Sen bıraktın, gitti öbür taraftan, sınırın ötesine kime gitti? Hangi silahlar vardır? Bunu uydudan, uzaydan ve yerdeki istihbarat elemanlarıyla Amerika biliyor. Rusya biliyor. İran biliyor. İsrail biliyor. Yarın bunu önüne koyarlar. Faturayı sana keserler. Ama Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak ve milletvekili olarak üzülüyorum. Yarın ülkemin bu şekilde uluslararası savaş hukukuna aykırı bir davranışı, bir eylemi tespit edilirse, bu hükümetin bile tespit edilirse ben yurttaş olarak üzülürüm. Ancak bu hükümet sorumludur. Bu hale gelmemizden bu hükümet sorumludur. Şimdi o arama kararını alan savcılardan biri ki bugünkü SYK kararnamesiyle görev yeri değiştirilmiş, açığa alınmış galiba. Açığa alınmış değil mi? Evet. Diyor ki ben o kararımın arkasındayım. Aksi takdirde teröre yardımcı olacaktım. Aynen öyle. İzin verecektim. Meslektaşımız görevini yapmıştır. Evet. Yapmazsa suç işlemiş olur. Evet. Kesinlikle. Şimdi az önce Sayın Özgündüz o bilgilerin elden ele dolaştığını söylüyor. Çünkü uydudan sürekli olarak izlenebiliyor. Yani bir hassas kurumumuzun bahçesindeki tırlar bile uydudan görüntülenebiliyor. O nedenle bu tür ileride Türkiye'nin başına çok büyük sorunlar açacak karanlık işler ve ilişkilerden coğrafyasının en güçlü devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin uzak durmaları gerekir. Kesinlikle. Türkiye'nin böyle basit hesaplarla başka ülkelerde mezhepçi siyasetini devam ettirecek bir iktidar yaratma arzusunun nelere mal olduğunu Türkiye çok acılar çekerek görüyor, bütün dünya görüyor. O nedenle uyarımızı tekrar yapıyoruz. Birazdan elden ele dolaşan bütün dünyada, yani şu anda Zimbabwe devlet başkanının elinde dahi olduğunu bildiğimiz 17-25 Aralık yolsuzluk
ve rüşvet tapeleriyle ilgili çok geniş bilgiye sahip olan Sayın Özgündüz başta olmak üzere o konulara gireceğiz. Çünkü iktidar bu tapeleri gömse de yaksa da sonuna kadar yok edemeyeceğini ve gün geldiğinde bunların hesabının, yani yolsuzluk ve rüşvet iddialarının hesabını vereceğini biliyor. Bu nedenle işte darbedir, paraleldir, yani o bizi değil, yargıyı ilgilendiriyor. Varsa bir paralel çete, varsa bir darbe girişimi, o yargının ayrı bir soruşturma konusudur. Ama o tapelerdeki konuşmalar, efendim görüntülerdeki dolar tomarları, evlerde oluşan para dağları ile ilgili gerçekleri bu toplum bilmek ve varsa bir yolsuzluk bunun hesabının sorulmasını istiyor. İkinci bölümde bunları da konuşacağız. Sizlerin sorularınızı da alacağız. Soluk soluğa devam edecek bir halk arenası İzmir Tire'den hepimizi bekliyor. Kısa bir ara.